Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Karali. Bugün yine güzel bir kitapla daha beraberiz. Yine sizler için çok güzel bir kitap tercih ettim. Jules Verne'in Zakaris Usta isimli kitabı. Jules Verne'i bilmeyeniniz yoktur. Denizler Altında 21 fersah. 80 Günde devralım. Alem. Evet, güzel, iyi bir yazar Jules Verne. Halen daha kitapları okullarda klasikler olarak okutuluyor. Bizler de okuyoruz. Özellikle 80'in günde devralem benim favori kitaplarımdandır. Zakaris Usta'yı ben daha önce doğrusu okumamıştım. Yeni okudum. Hemen sıcağı sıcağına videosunu da çekmek istedim. Zakaris Usta, Jules diğer kitaplarına nazaran biraz daha değişik. Yani bilimi evet, bilimi yine kullanıyor Jules Verne. Yalnız macera tadında çok büyük bir macera beklemeyin içerisinde büyük bir macera yok. Evet kitabın içerisinde ne var? Zakaryus Usta Zakaryus Usta. Usta, güzel bir saat ustası. Mükemmel saatleri yapıyor. İnce işçilikle yaptığı saatler Cenevre'nin gururu haline gelmiş. Aynı zamanda ünü il sınırlarını, ülke sınırlarını aşmış. Almanya'nın, Fransa'nın sınırlarını bile aşmış. Yaptığı saatlerle dünyaya kendini duyurmuş ünlü bir saat ustası. Hatta Zakaryususta saat maşasını icat eden kişi ve bu şekilde kendiyle gurur duruyor. Hatta bu gurur öyle bir hale alıyor ki tam manasıyla bir kibre dönüşüyor. Diyor ki Tanrı sonsuzluğu yarattıysa ben de Zakaryus Usta olarak ben de zamanı yarattım diyor. Haliyle büyük bir kibrin içerisine giriyor ve Hikaye bu şekilde başlıyor. Güzel bir hikaye. Cülvern'den. E, e, bu kitapla ilgili söylemek istediğim bir iki noktada bir iki bir şey var. Onları ekleyeyim isterseniz. Dil bakımından ben açıkçası İş Bankası Kültür Yayınları'nı beğeniyorum. Yalnız e, bu dil bakımından biraz e, farklı. E, çevirisi Güzeldi yalnız bir iki noktada e, okumanın akışını bozabilecek birkaç tane değişik kelimeye denk gelebilirsiniz. Ben denk geldim. Denk gelebilirsiniz. E, yalnız güzelce e, okunabilecek bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Evet, Şöyle bir durumu da var kitabın. E, çok fazla karakter yok kitapta. E, Jules Verne burada 4-5 karaktere bölmüş hikayeyi. Ve 5 karakter üzerinden... Yürütmüş. Bu sizi yormuyor. Yani karakterleri takip etmek durumunda kalmıyorsunuz. O bakımdan gayet güzel. Kitap yeni bir kitap. Daha doğrusu İş Bankası'ndan çıkmış yeni bir kitap. 2018'de Ocak 2018'de birinci baskısını yapmış. 2019 Ocak'ta da beşinci baskısını yapmış. E, oldukça talep görmüş bir kitap. E, hemen zaten 46 sayfa, bir solukta bir saatte okuyabileceğiniz çok güzel bir kitap yine yaz aylarında sıcaktan bunaldığınızda sizi serinletebilecek güzel bir kitap. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine başka bir kitap incelemesinde daha görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.